Efendim dermatoloji uzmanı Doktor Sevgi Ekmen Çavuş bizlerle birlikte çok önemli bir konu var biz hanımlar için. Şimdi biz hepimiz aslında şeyden de biraz korkarız ya operasyonlardan falan. Zaten şu anda bizim bu korkularımızı yeneceğimiz şahane yenilikler var sanırım. Hiç operasyona gerek kalmadan bayağı medikal estetikle çok güzel gençleşebiliyoruz. Doğru. Birincisi bir kere hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzelsiniz. Çok herhalde mersi. İlk uygulamaları siz kendinize mi yapıyorsunuz? Çok güzelsiniz. Çok mersi. Bildiniz de çok iyi. Teşekkür ederim. Peki bu medikal estetik nedir? Şimdi ameliyatsız gençleştirme yöntemleri özellikle dermatolojinin alanına son dönemlerde girdi. Yani buna biz ameliyatsız estetik uygulamalar deniyor. Yani bir ameliyat veya narkoz gereksinimi olmaksızın cildimizin yaşlanmasını engelleyen, gençleştiren ve yaşlanma sürecini durduran işlemlerden bahsediyoruz. Aslında pek çok bu konuda silah var elimizde. Ne güzel. Uzun süredir de uyguladığımız yöntemler bunlar ama teknoloji bu konuda da hızlı gelişiyor. Pek çok yeni alet sistemleri de ortaya çıkıyor ve bizim aslında ameliyat aşamasına gelmemizi de epeyce ötelemiş oluyoruz. Pek çok yöntem kullanılıyor tabii bu konularla ilgili. Yani bayağı genç kalarak operasyon kısmını çok ertelemiş oluyoruz. Tabii. Peki şimdi botoks'a geleceğim. Botoks nerelerde uygulanıyor? Ve hani botoksta yanlış bilinen bir şey var. O şişlikleri botoks gibi anlatıyorlar. Biraz oraya gelebilir miyiz? Tabii. Şimdi botoksla ilgili dediğiniz gibi kötü bir ün var ama aslında yanlış bir düşünce. Bu yüzüm şişer, yanaklarım şişer gibi bir algı var gerçekten. Dolguyla mı karıştırıyorlar? Muhtemelen yanlış uygulanan dolgularla karıştırılıyor. Aslında dolgular da doğru uygulandıklarında onlar da yüzü şişirmezler. Çok merdiven altı yerlerden dolayı sanırım. Evet, maalesef öyle. Yanlış uygulamalar sonucunda yanlış estetik sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Botoks aslında bir ilaç. Kırışıklıkları tedavi ediyor. Özellikle mimik kırışıklıklarını tedavi ediyor. Evet. Özellikle kaz ayaklarını, kızma çizgileri dediğimiz kaş arası çizgilerimizi, alın çizgilerimizi tedavi eden bir yöntem. Yine bu konuda bir yanlış bilgi var. Yılan zehri olduğu ile ilgili öyle bir şey değil. Evet, böyle söylenir. Evet, o aslında bir laboratuvar ortamında üretilen bir ilaç. Öyle düşünmek lazım. Yani bir bakterinin ürettiği bir toksin bu laboratuvarda bir ilaca dönüştürülüyor. Uyguladığımız yerlerde özellikle mimik çizgilerinde, yani kaz ayaklarında, kızma çizgilerinde, alın çizgilerinde, bazen dudaklar aşağı doğru düşer. Onları toparlamada kullandığımız bir yöntem. Aynı zamanda burun ucu düşüklüğünde de kullanabiliyoruz. Başka alanları da var aslında tıpta. Şaşılıkta da kullanılıyor. Hiperhidroz dediğimiz terleme tedavisinde de uygulanabiliyor. Tabii biz hanımlar hep yüzümüzdeki olaylara daha çok konsantre olduğumuz için çok haklısınız. Peki bu botoksun süresi nedir? Ne kadar ortalama dayanıyor? 3 ila 6 ay kadar aslında kalıcılığı var. Ama tekrarlayan uygulamalar gerekir. Yani 3 ila 6 aylık bir süre içerisinde o bölgeyi toparlıyor. Ama sonrasında tekrarlayan uygulamalarla aslında iyileştirici özellik de gösteriyor. Yani çizginiz düzenli uygulandığında birkaç uygulama sonrasında epeyce azalmış da oluyor. Aslında çok gençleştirici bir etkisi oluyor. Genelde zaten benim hep duyduğum estetikte kullanılan bütün uygulamalar botoksa dahil önce herhangi bir şeyin tedavi yöntemi olarak çıkıyor sonra estetiğe yönleniyor. Tabii aslında dediğim gibi şaşılıkta uygulanan bir yöntem bu. Sonrasında uygulandıktan sonra o bölgelerde kırışıklıkların da azaldığı gözlenince bunun üzerine artık kırışıklık tedavisinde uygulanmaya başlanmış. Çok güzel ve bu arada yine altını tekrar çiziyorum ben bu tip sağlıklı ilgili konularda merdiven altı yerleri tercih edeceğiz. Uzman doktorlara gideceğiz. Bu konuda dermatologlar ve plastik cerrahlar yetkilidir ama dediğiniz gibi yani merdiven altında çok fazla uygulama var maalesef. Bu konuda bilinçlenmek lazım. Evet, eğitimlerine dikkat etmek lazım gittiğimiz kişilerin değil mi? Peki dolgu hangi hallerde kullanılmalı ve dolguda da yine işte biraz önce söylediğimiz gibi çok hatalar olabiliyor. Doğru. Dolgu da yanlış uygulanırsa dediğiniz gibi çok kötü sonuçlar doğurabiliyor. Bu konuda da yine doktorlara, uzman doktorlara güvenmek lazım. Genellikle yüzü şişiriyor gibi bir algı var ama dediğim gibi doğru uygulanırsa aslında tam tersine yüzü incelten bir etki gösteriyor. Boşlukları doldurmak için kullanıyoruz. Nerede? Bu bizim nazolabiyal dediğimiz şu burundan dudağa inen şu, çizgiler. Mi? Yani en çok hepimizin. En çok o bölgelerde. Yine çok küçük miktarlarda elmacıklar, biliyorsunuz elmacığın üstündeki yağlar zaman içerisinde eriyor ve aşağı inmeye başlıyor yanaklar. Hocam burada ama çok dikkatli olmak gerekiyor değil mi? Tabii dolgu gerçekten ehil ellerde yapılmalı. Hiç tahmin edemeyeceğiniz kötü sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Hı hı. Elmacıkları tekrar oluşturmak için yapılıyor. Hı hı. Dudak biliyorsunuz dudakları hem yaşta eriyor hem bazı insanlarda çok ince olabiliyor. Dudak dolgularında dudakları güzelleştirmek için, gençleştirmek için kullanıyoruz. Onda da yine hocam herhalde şeye çok dikkat etmek lazım. Yani, değil mi? Boyutlara yani. Evet tabii. O uygulamalarda da genellikle kontrollü gitmekte fayda var. Yani çok iri dudaklar zaten hani çok tercih etmemek lazım. Hani bazen hastaları bu konuda talepleri olabiliyor ama o durumda bile seanslar halinde yapmak, böyle adım adım dokuyu çok yormadan belli aralıklarla yapmakta fayda var. Dolgunun süresi nedir? Hemen arkasından da şeyi merak ediyorum. Botoksta ve dolguda bir yaş süresi var mı? Yani dolgunun önce şeyi söyleyeyim, sınırı var mı, yaş sınırı? Şöyle dolguların tipine göre süreleri değişkendir. Ha. Biz genellikle hyaluronik asit dolgular kullanırız. Dokuyla çok uyumlu. Bunlar ortalama 8 ila 12 ay arasında kalıcılık gösterirler. O hyaluronik asiti sonra vücut eritiyor. Çok güzel. Evet çünkü vücudumuzun içinde olan bir madde zaten. Genellikle de bir alerjik reaksiyon oluşmuyor. Vücudumuzun içine yerleşiyor. O bölgede aynı zamanda su tutma kapasitesi var hyaluronik asitin. Mesela dudağa uyguladığımız zaman dudak aynı zamanda nemli de görünüyor. Çünkü suyu tutuyor. Evet. Ama yavaş yavaş o belirttiğim süreler içerisinde erimeye başlıyor. Sonrasında yine bir kısmı yani %20, %30 gibi bir kısmı da kalıyor aslında. Onda da birkaç seans uygulandığında sonrasında çok ihtiyaç kalmıyor. Ha, güzel, çok güzel. Yaş sınırı nedir? Şöyle dudak dolguları için yine biz 18 gibi bir yaşı belirliyoruz. Diğer dolgular biliyorsunuz yani elmacık kemiği yapma veya nazolabiyal çizgiler için ileri yaşlarda zaten böyle bir ihtiyaç gelişiyor. Dolayısıyla onlar da 18'den sonra yapılabilir. Botoks için de aynı şey geçerli. Yani botoksta da çok mimik yapan çok genç bir insanda ihtiyaç olabiliyor. Yani çok mimiklerini kullanıyor ve çok erken yaşta. Çok genç olup burası çok derin çizgili olan. Çok kızgın olan, görünüyor örneğin. Genç kızlar olabiliyor. Yani sadece bunu tedavi etmek için de genç yaşlarda yapılabiliyor. Yani sonuçta o insanı kendine olan güvenini biraz bozuyorsa onunla ilgili ufak bir işlem yaşı genç de olsa yapılabilir diyorsunuz ki çok doğru. Onun geleceği için ve iş hayatında bile çok önemli. Bütün bunlar tıbbi işlemler yani aslında hani belki en önemli söylenecek şey o. Yani bunlar çok güzellik salonlarının işlemleri değil kesinlikle. Tıbbi işlemler, enjeksiyonlar. Çok önemli. Endikasyonu da doktor koymalı. Hasta talebi olabilir elbette ama doktorun o konuda yönlendirmesine de güvenmek lazım. Yani tekrar söylüyoruz gençler, anneler aman yani ya da hanımlar kendilerine yaptırırken buna çok çok dikkat etsinler diyoruz. Peki hanımların en çok şu anda talep ettiği şey nedir? Hangi işlemlerdir ve nasıl yapılıyorlar? Şu sıralar aslında daha ziyade yanaklarım sarkıyor. Gıdım sarkıyor, biraz gevşedim. Yani bu tarz şeyler aslında son dönemlerde biraz hani o konularda da. Yani yüz gerdirmede hani ilk istediğimiz şey oralar buralardır ya efendim. Aa bak yaptım ne güzel oldu. Bu konuda da pek çok yenilik var. Dediğiniz gibi önceden ameliyata gidiyordu yani yüz sarkmaları, gıda sarkmaları ameliyatlı yüz germeye gidiyordu ama artık yeni teknolojiler var. Bunlardan bir tanesi HIFU denilen bir teknoloji. Ultrason aslında odaklı ultrason diye geçiyor. Derimizin altında bu sarkmalara neden olan tabakayı sıkılaştıran, o bölgede yeni kolajen oluşturan ve yavaş yavaş yaklaşık 2-3 ay içerisinde çene hattını tekrar restore eden bir sistem bu. Tek seansta uyguluyoruz. Kaç seans? Tek seansta uyguluyoruz. Çok güzelmiş tek seans. Ortalama 2-3 ay içerisinde de yeni kolajen oluşarak o çene hattının netliği tekrar ortaya çıkıyor. Öyle mi? Evet. Yaş bunda yani biz kaç yaş? Biz 35'lerden sonra yapıyoruz doğrusu. Yani çok gevşek kolajeni olan bazı hastalar var gerçekten. Yani 35 aslında erken gibi görünebilir ama bazı hastalarımızın kolajeni gerçekten çok gevşek. Yani 35 yaşında çok beklemediğimiz şekilde çene hattında bir bozulma ortaya çıkıyor. O da çok rahatsızlık veriyor hastaya. O yaş itibariyle ileri yaşlara doğru bütün hastalara uygulanabilen bir yöntem. Erkekler de uygulatıyor. Erkeklere de uyguluyoruz tabii. Zaten aynada kendinizi görüyorsunuz. Yani o sarkıklığı çıplak gözle gördüğünüz zaman. Evet, o rahatsız edici bir durum olunca geliyor. Gençlik üçgeni diye bir tabir var bizim alanımızda. Gençlik üçgeni. Evet. Yani gençken yanaklarınız, üçgenin iki kenarı, çeneniz diğer noktası olmak üzere aslında üst taraf geniş, alt taraf dar olmalı. Evet. Gençlik V'si deniyor. Zaman içerisinde aşağı inip bu bölgeler genişleyince o üçgen terse dönüyor. HIFU'yla bu toparlanıyor. Çok güzel. Başka ikinci ne var? Somon DNA, PRP gibi mutlaka duymuşsunuzdur. Bir takım rejüvenasyon, yani cildi yenileyici yöntemler var. Çok duyuyorum çünkü somonu, PRP. Anlatayım onları da. Somon DNA... somonun gerçekten içinden üretilen bir ilaç. Cildimize enjekte ettiğimizde deri altına çok küçük iğnelerle enjekte ediyoruz bunları. İçeride kolajeni çok güçlü uyarıyor. Harekete geçiriyor. Eski kolajeniniz parçalanıyor. Biz bunu genellikle parçalayıcı bir takım tedavilere kombine olarak da yapıyoruz. Yeni kolajen oluşumunu sağlıyor. Kolajen dediğimiz şeyi böyle bir sarmal gibi düşünelim. Hı hı. Yani bir telefon kablosu gibi düşünün. Şöyle. O zamanla gevşiyor. Gevşedikçe cildimiz sarkmaya başlıyor. Esas amacımız onu çok daha sıkı bir sarmal haline getirmek. O durumda hem ciddi bir lifting deniyor. Yani yüzün yukarı kalkması. Aynen. Somon DNA'nın en güzel etkilerinden bir tanesi bu. Kaç seans? Onu 3 seans öneriyoruz. 15 gün aralarla. Tabii toparlayıcı. Sonra birkaç ay sonra mı? Sonrasında ortalama bir yıl sonra tekrar bir 3 seans şeklinde devam etmek lazım. PRP? PRP de kişinin kendi kanı. Sizin kanınızı alıyoruz, santrifüje ediyoruz, yani ayrıştırıyoruz. Bizim kanımızda trombositler denilen bir takım hücreler var. Yarayı kapatan hücreler bunlar. Evet. Yani birinize örnek veriyorum, kestiğiniz zaman o bölgeye bir kan göçü olur. Trombositler hemen o yaranızı kapatır. Orada bir pıhtı oluşur, pıhtı hücresi. Evet. Bunların çok güçlü büyüme faktörleri salgılayan özellikleri var. Biz bunları laboratuvar ortamında ayrıştırıyoruz. Onları yüzünüze enjekte ediyoruz. İçeriye çok yoğun miktarlarda hücre vermiş oluyoruz yani. Verdiğimiz bu trombositlerden hemen büyüme faktörleri salgılanıyor. Biz bunu genellikle yüz gençleştirmede de kullanıyoruz ama saç dökülmesinde de çok kullandığımız bir yöntem bu. Çok ilginç. Enteresan bir şey, yani saç dökülmesinde saçlı deriye uyguladığımızda saç dökülmesini azaltıyoruz. Yüze uyguladığımızda örneğin lekeleriniz açılıyor. Evet. Ciltte bir canlanma, parlama ortaya çıkıyor. Kırışıklıklarınızın altı yavaş yavaş dolmaya başlıyor. İçeride yeni kolajen stimülasyonuna bu da neden oluyor. Düzenli uygulandığında yine çok güzel bir anti-aging yöntemi. Çok ilginç, yani kendi kanımızla kendimizi tedavi ediyoruz. Evet, çok enteresan, duymuşsunuzdur. Belki dizlere de ortopedist arkadaşlarımız yaparlar. Evet. Orada da esas mantık bir onarım mekanizmasını tetikliyor. Bunda yaş sınırı var mı? Hayır, bunda da bir yaş sınırı yok. Genellikle 18 yani biz yaş sonrasında yapıyoruz. Baktığımız zaman o rahatsızlık varsa eğer, biz onu gözümüzde zaten anlıyoruz. Peki fraksiyonel lazer tedavisi? Fraksiyonel lazeri genellikle biz, gençlerde akne oluyor biliyorsunuz, sivilcelenme hastalığı. Sivilcelenme hastalığının bazen çok ağır sivilce izleri oluşuyor. Deride çok ciddi böyle çöküntüler şeklinde izler oluşuyor. Birincisi bu indikasyon için kullanıyoruz. Çok güzel. Evet, bunu tedavi etmek için kullanıyoruz. Gençler onu çok dert ediyor. Evet. Aynı zamanda ileri yaşlarda da böyle bir akne skarı sorunu olmasa da yine bir anti-aging amacıyla kullanıyoruz. Yani çok matlaşmış bir yüz, gözenekler genişlemiş, hafif sarkmalar başlamış, lekelenmeler başlamış. Böyle bir hasta grubunda da kullanıyoruz biz bu tedaviyi. Yüzü soymak aslında. Cilde bir ısı yardımıyla, lazer yardımıyla soymak. Soyduğumuz zaman alttan gelen yeni deri çok daha sağlıklı, canlı, parlak, lekesiz ve homojen geliyor. O zaman hocam burada yine çok önemli bir şey var. Çünkü şimdi bunda da yine uzman doktora gitmek gerekiyor. Tabii, çok önemli. Bu yüzü yani yakar da. Tabii, yanı konuşur. Değil mi? Yani iyi bir doktora gitmezseniz, bir uzmana gitmezseniz, tam araştırmazsanız burada çok ciddi sonradan olaylar çıkabilir. Tabii. Çok özellikle gençlere ben hep bunu söylemek istiyorum. Çünkü onlar işte o izler olunca kendilerinden geçiyorlar hemen. Aman araştırmadan, uzmanına gitmeden. Çok ciddi yani bu aletler gerçekten çok risk taşıyan aletler. Yani yanık oluşabilir, yanık sonrası o izler daha da kötüleşebilir. Ya. Çok ciddi bir yanık skarı oluşabilir. O yüzden gerçekten bilinçli olarak özellikle dermatolog veya plastik cerrah kliniklerini tercih etmeliler mutlaka. Hepsini çok güzel anlattınız. Çok Peki erkeklerin yaklaşımı nasıl? Şimdi biz hanımlar zaten şimdi bunları hani takip edip tekrar başlayacağız. Bunlarla ilgili programdan sonra bile konuşabiliriz. Tamam, tabii ki. Erkekler nasıl yaklaşıyor buna? Şöyle, aslında kliniklerimizde muhtemelen bütün kliniklerde böyle %30-40 oranında erkek hastamız oluyor. Yani hani çok belki dile dökülmüyor ama erkek hastalarımız da hem daha genç görünmek istiyorlar hem daha sağlıklı görünmek istiyorlar. Dolayısıyla çok, inanın, çok ayrım yok aslında bizim hasta profilimiz arasında. Çok Bütün işlemleri yapıyorlar. Çok güzel. Biz hanımlar biraz daha yaygara çıkardığımız için hep biz yaptırıyormuşuz gibi gözüküyor ama erkekler de dikkat ediyor. Efendim, Doktor Sevgi Ekmen Çavuş, size çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Şahane bilgiler verdiniz. Bizler için çok önemliydi. Her zaman bekliyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum.